hocam. Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Hızlıca bir soruyla başlayacağım. Başlayalım. Geçenlerde bana sorulan bir soru. Tamam. Kumadin diye bir ilaç var. Var. Antikoagülan olduğunu biliyorum. Biliyoruz. Aynı zamanda onun bir rodentist olduğunu da biliyorum. Onu da biliyoruz. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsın? Paracelsus'u duydun mu? Hı hı. Tamam. Paracelsus bunu çok güzel açıklıyor. Paracelsus'un açıklamasından önce şöyle bir şey söyleyeyim. Prensip olarak vücuda giren her maddenin zehirli olma olasılığı var. Dolayısıyla senin verdiğin örnekteki kumadin hem bir ilaç hem de bir zehir. Kimin için zehir? Kemirgenler için zehir. Yani kemirgen mücadelesinde kumadin bir madde olarak, mücadele aracı olarak kullanılabiliyor. Şimdi Paracelsus'a geri dönelim. Paracelsus bunu nasıl açıklıyor? Paracelsus şöyle açıklıyor. Diyor ki bir maddenin zehir ya da ilaç olmasını belirleyen faktör dozudur diyor. Yani ilaç olarak kullandığımız maddeleri gereğinden fazla kullanırsak, yüksek miktarlarda kullanırsak, yüksek dozlarda kullanırsak zehir olma potansiyeli taşıyor. Peki bunu ilk Paracelsus mu açıklıyor? Öncesinde bundan bahseden hiç kimse yok mu? Şöyle, Paracelsus'tan önce tabii çok önemli tıp tarihine yön vermiş insanlar var. Bu insanları biliyorsunuz işte Hipokrat'tan başlıyor, Paracelsus'a kadar geliyor ve bu arada da çok önemli isimler var. Bu isimler biraz önce söylediğim gibi Hipokrat, hemen arkasından milattan sonra ilk yüzyıllarda Galen var. Sonra 10. 9. 10. yüzyıllarda İbn Sina var ve 15-16. yüzyılda Paracelsus var. Yaklaşımlarını aslında reddediyor Paracelsus. Birazcık asi bir adam ve kendini, yüzyıllar sonra. Evet, yüzyıllar sonra reddediyor. Onların çok inanılmaz bu anlamda bilgi sahibi, inanılmaz eğitimli bir insan ve çok koyu bir dindar. Ve kendini büyük oranda da doğaya adıyor aslında. Hatta bununla ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Benim diyor bilgi tapınağına girdiğim yolun yanlış olduğunu söylüyorlar diyor. Nedir doğru yol diyor. İbn Sina, Galen ya da diyor doğa. Ben diyor doğanın kapısından girmeyi tercih ettim. Dolayısıyla diyor benim yolumu aydınlatan bir eczacı dükkanının ışığı değil, doğadır diyor. Oo, çok iddialı. Evet, o zaman Hipokrat yeminini de ortadan kaldırmalı mıyız hocam? Hayır, Hipokrat yeminini ortadan kaldırmayacağız da. Hipokrat'ın söylediği çok önemli şeyler var. Mesela Hipokrat'ın ortaya koyduğu en önemli yaklaşımlardan bir tanesi ki hala günümüzde çok önemli bir prensip tıp açısından. Önce zarar verme. Yani çok. Evet, şimdi burada Galen yine önemli. Anadolu toprakları açısından oldukça önemli isimlerden bir tanesi Galen, Bergamalı. Dolayısıyla yani bu da enteresan olan noktalardan bir tanesi. İbn Sina Türk tıbbı açısından oldukça önemli isimlerden bir tanesi. Birçok eser yazıyor ve bu eserlerin birçoğu 15-16. yüzyıla kadar Batı tıbbı açısından çok önemli bir referans, çok önemli referanslar olarak kullanılıyor. Peki ve hocam, Paracelsus bunları nasıl reddedebiliyor? Ya da nasıl karşı durabiliyor bunlara? Paracelsus nasıl reddediyor? Aslında Paracelsus bir sistematik getiriyor. Yani tedaviye bir sistematik getiriyor. Her şeyden önce hedef organ, hedef sistem, hedef bölge, hedef doku tanımlaması getiriyor. Yani hastalıkların belirli bölgeleri, vücuttaki belirli bölgelere özel olduğunu söylemekle başlıyor işi. Aslında Paracelsus açısından önemli olan noktalardan bir tanesi, Paracelsus biraz daha toksikolojik prensipler üzerinden hareket ediyor. Özellikle madencilik ve üretilen madenlerin insan sağlığı açısından riskler yaratabileceğini, hastalıklar yaratabileceği ile ilgili teoriler ortaya koyuyor ve bunun üzerinden hareket ediyor. Günümüzde Paracelsus'un bu teorisi, Paracelsizm hangi noktada? İlaç zehir ilişkisine şu an nasıl yaklaşılıyor? Şöyle, yani ortaya çok önemli bir şey koyduğunu söyledik. Paracelsus bir eşik değer koyuyor ortaya, bir tanımlama yapıyor. Yani ilaçların belirli miktarların üzerinde ya da vücuttaki yararlı maddelerin belirli miktarların üzerinde kullanıldığında zehirli olabileceğini söylediğini belirttik. Şimdi günümüzde bu sadece belirli bir eşik değerle ilgili o tanımlamanın çok ötesine geçmiş durumdayız. İlaçlarla ilgili şunu biliyoruz, bir ilacın etkisini gösterebilmesi için mutlaka belirli miktarların üzerinde alınması gerekiyor. Ama o miktarların vücutta zehirli olabilecek konsantrasyonların ya da miktarların da altında olması gerekiyor. Zaten biz o araya da güvenlik aralığı diyoruz. Yani ilaçların
vücutta istenilen etkiyi yaratabilmesi için belirli bir aralıkta olması gerekiyor. Dolayısıyla burada yine önceki videolarda buna çok önemli bir atıf yapmıştım. Yine aynı atıfı yapacağım. Mutlaka bir ilaç kullanılırken hekim kontrolünde kullanılmalı. Bu çok temel bir prensip herkes açısından. Dolayısıyla hekim size ilacı hangi güvenli aralıkta, hangi dozlarla, hangi sürelerle almanız gerektiğini söylüyor. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Paracelsus'un bu teorisine göre. İlaç zehir arasındaki ilişkiye bakacak olursak her zehirin de ilaç olma durumu gibi bir şey anlaşılıyor. Hayır, bu hayır, biraz hayır. Tehlikeli bir konu. Evet evet, yani bu şu anlama gelmiyor. Zehirli olabilecek her madde aynı zamanda ilaç olabilir gibi bir anlama gelmiyor. Ama şu bir gerçek. İlaç olan her madde gereğinden fazla kullanılırsa zehire dönüşebilir. Bu bir gerçek. Ama her zehirin ilaç niteliği taşıdığını söylemek doğru değil. Yani bu tamamıyla bizim konumuzun dışında. Orada biraz Paracelsizm'den ya da Paracelsus'un teorisinden bahsetmemin temel amacı bu sistematiği, bu yaklaşımı ilk ortaya koyan insan olması. Yani öncekileri reddetmesi, işte hedef organ bir hastalığın belirli bir bölgede oluştuğunu, bir ilaç olarak kullanılan bir maddenin fazla miktarda kullanıldığında zehirli olabileceğini öngörmesi. Bu teorilerin kapsamı açısından, teorinin kapsamı açısından değerlendirdiğinde bu bizi biraz daha ilgilendiriyor. Yani ilk ortaya çıkış noktasından hareketle her zehrin ilaç olduğunu söylemek söz konusu değil. Yani böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Sanırım ilaç zehir arasındaki ilişki hakkında bir soru işareti kalmadı. Evet, birazcık kısa bir tarihsel geçiş de yapmış olduk. Yani aslında nereye evrildiğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yararlı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.